Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan sıcak hava balonları 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için Türk bayrakları ile havalandı. UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesindeki Kapadokya turistlerin Kapadokya'ya kuş bakışı izlemesine imkan sunan sıcak hava balonları, bugün gökyüzüne sepetlerini astıkları Türk bayrakları ile havalandı. Her özel günde olduğu gibi bugün de gökyüzüne Türk bayrakları ile havalanan sıcak hava balon pilotu Hakan Kaya yaptığı açıklamada... Tabii her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı asacağız. Milletimizi temsil eden bayraklarımızı asacağız. Atatürk'e sonsuz teşekkür ediyoruz. Gençliğe armağan ettiği bu bayram için. Bunu da uçuş esnasında yaklaşık olarak 4000 yolcu olacak. Kapadokya bölgesinde şu an itibariyle. Tüm Türkiye bu bizim özel günümüze, dünya daha doğrusu şahitlik etmiş olacak. Bu konuda biz de her zaman gibi yine heyecanlıyız. Balıkesir'den geliyorum buraya. Dün eşimin doğum günüydü. Bugün de 19 Mayıs olması dolayısıyla Atatürk'ün bize armağan ettiği Genç ve Spor Bayramı'nda buradan herkesin, bütün milletin kutluyorum öncelikle. Burada Kapadokya'da olup bu güzellikler içerisinde bu şekilde balonla uçmayı tercih ettik bu bayramda. Tüm halkımızı selamlıyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Eşim doğum günümde böyle bir sürpriz yaptı. Bu şekilde kutladığı için ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tüm milletimizin de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ünlü ressam Sevil Duru kavuşum adını verdiği çalışmalarına Kapadokya bölgesinde devam etti. Uyguladığı akıtma yöntemiyle ürgü peri bacaları arasında çalışmalarına devam eden ressam Sevil Duru, çalışmalarında su ve sulandırılmış boya kullanıyor. Ürgüp Belediyesi tarafından kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya'nın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve dünyada en çok fotoğraf çekilen ilk 10 bölge arasında bulunan peribacaları arasında Kavuşum adını verdiği resim serisine devam ettiğini söyleyen ressam Sevil Duru. Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım çünkü üç güzellerin hikayesini de özellikle okuduktan sonra kavuşum serisini burada resmettiğim için çok mutluyum. Çünkü aslında bir kavuşum hikayesi var ve ruhun özbenlikle kavuştuğu bir çalışmayı burada resmettiğim için çok mutluyum. Canlı olarak buranın enerjisiyle ortaya koyduğum için çok mutluyum. Burada olmak gerçekten çok güzel, çok mistik bir enerjisi var. Umarım eserim gören herkese ilham verir bu anlamda, kendi hayallerini takip etmeleri konusunda ilham vermesini temenni ediyorum. Akıtma tekniği olarak çalışıyorum ben. Aslında bunun anlamı sulandırarak, yani akrilik boyayı sulandırarak ya suyla çalışıyorum. Biraz böyle boyaya çok fazla fırçayla müdahale etmeden suyun şekillendirmesine bırakıyorum. Biraz böyle kendi haline bırakma durumu diyebiliriz. Ama su bazlı bir malzemeyle çalışıyorum. Ya öncelikle bütün izleyicilerin... Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Biz etkinliklerimizin aslında başlangıcını böyle sanatsal bir faaliyetle yapalım istedik. Sevil Hanım sağ olsun bizleri kırmadı. Çok güzel kavuşum serisi var. Onların bir devamını da burada canlandırıyor. Biz de bundan büyük bir mutluluk duyduk. Gençlik Spor Bayramı diyoruz. Genç bir sanatçımızın bizlere bu açılışta destek veriyor olmasından çok mutluyuz. Kendisine teşekkür ediyorum. Çalışma ilk anda tam şey yapamamıştım şeklinde ama bittiğinde siz de görebilirsiniz. Üç güzeller şimdi yeni ismiyle peribacalarını doğal haliyle ve inanılmaz güzel renklerle canlandırdı. Ben bu vesileyle Sevil Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizlerle bu çalışmayı yaptığı için. Düşürüntüler arz edelim.
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Nevşehir'de de kutlandı. Nevşehir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadele fitilini ateşlediği 19 Mayıs'ın 105. yılı coşkuyla kutlandı. Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksinde iki nolu çim sahada devam etti. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Değerli misafirlerimiz, sporcularımız ve geleceğimizin teminatı gençler, basınımızın güzide temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımının atıldığı gün olan 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümü. Büyük bir anlam ve öneme sahip olan bu günde hepinizi en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 19 Mayıs Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en önemli adımdır. İşte bu yüzden Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olan 19 Mayıs'ın 105. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluk ve heyecanını yürekten hissetmekteyiz. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımız Kurtuluş Savaşı'nı topyekün birlikte sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebiyle de bu günü siz gençlerimize armağan etmiştir. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içinde tüm sorunların üstesinden gelecek, birlik içinde hareket ederek geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceksiniz. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Biliyoruz ki sizler Türk milletinin geleceği, yarınlarımızın teminatısınız. Güçlü Türkiye'nin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde nitelikli, bilgili ve ideal sahibi insanlar olarak yetişmeniz için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız, yaklaşık 900 bin gence ev sahipliği yapan yurtlarımızla siz gençlerin her zaman yanındayız. İlimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde toplam 46 tesisimizle mesai mevhumu gözetmeksizin her daim sporcularımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Toplam 46 bine yakın lisanslı sporcumuz, gençlik merkezlerine üye 29 bin gencimiz ve yurtlarımızda bize emanet edilen 10.500 üniversite öğrencimize ve birçok farklı projelerde vatandaşımıza hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. ...2023 yılında 50'ye yakın ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaparak yaklaşık 35 bin sporcuyu ilimizde misafir ettik. Yine 2023 yılında tarih, kültür ve medeniyet temalı gençlik kampımızda Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 5 bin gencimizi ilimizde misafir edip bölgemizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıttık ve tanıtmaya devam ediyoruz. Okul sporları başta olmak üzere yerelde düzenlediğimiz organizasyonlar ve etkinlikler, federasyon faaliyetleri ve bakanlığımızın faaliyetlerinde çok ciddi bir yoğunluğa sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Toplumun her kesiminden insana dokunmakta ve onlara hizmet etmenin şerefini yaşıyoruz. Coğrafi konumu, tarihi, doğası ve daha birçok güzelliğiyle sadece ülkemizin değil, dünyanın da en popüler lokasyonlarından biri olan bölgemizi spor turizminde de söz sahibi olan marka bir şehir haline getirebilmek için tüm ekibimiz ve çalışanlarımızla birlikte verdiğimiz mücadele her gün artarak devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle
19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ne uluslar gitti, ne padişahlardan bir haber. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de binlerce kişinin katılımıyla Fener Alayı düzenlendi. Nevşehir'de Gençlik Haftası düzenlenen birçok etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında Nevşehir merkezde yoğun bir katılım ile Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Fener Alayı yürüyüşüne Vali Ali Fidan, Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile üyeleri, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nevşehir Borsa Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve vatandaşlar meşaleler ve Türk bayrakları ile Nevşehir Valiliği önüne kadar yürüdü. Kayseri'de lise öğrencileri tarafından geliştirilen yastıkla horlama problemi çözülerek uykunun daha verimli geçmesi sağlanıyor. Kayseri Arif Molu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Biyomedikal Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen yastıkla horlama problemi çözülüyor. Geliştirilen projeyle uyku sırasında horlayan insanlar yastığın yavaş ve sessiz bir şekilde şişmesiyle uyandırılmadan uyarılıyor. Uyarı sayesinde horlayan kişi horlamayı sonlandırıyor. Horlamanın devam etmesi durumunda ise yastık titreşime geçerek horlayan kişiyi daha belirgin bir şekilde uyarıyor. Hem teşhis hem de tedavi olarak kullanılabilen yastık sayesinde horlama problemi cerrahi işlem uygulanmadan ortadan kalkıyor. Horlaması kesilmezse de uzun süre devam ederse de içerisindeki titreşim motoruyla hastaya uyarı vererek uyandırıyor. Cerrahi müdahale yapmadan çözmeyi hedefliyoruz. Horlama sesini algılayarak buradan Arduino'ya komut geliyor, ses geldi diye, horluyor hastamızı diye. Arduino buradan bizim konforumuza güç veriyor ve içerideki şişebilen hava manşonunu yastığa şişirerek hastayı doğru uyku pozisyonuna getiriyor. Eğer ses kesildiği zaman... Yani, şişiyor mu şu an? Şu an yavaş yavaş şişiyor. Evet. Evet. Hastayı çok uyandırmayacak şekilde, yavaş bir şekilde ve sessiz bir şekilde şişiriyor. Baktı durmuyor. Artık horlama, yani durduktan sonra tekrar bakıyor, ses gelip gelmiyor mu? Artık sürekli devam ediyorsa sıkılarak havayı tahliye ediyor. Hmm. Çok güzel ya. Uyku pozisyonlarından kaynaklanan horlamanın çözülmesini hedefliyor. Horlamanın pek çok nedeni ve tedavi yöntemi var. Bizim projemizde tedavi yöntemi olarak cerrahi müdahale yapmadan tedavi amaçlıyoruz. Projemiz genel olarak bakarsak yöntemimiz ise sesi, horlama sesini algılayıp bir kompresör yardımıyla yastığın şişirilmesiyle uyku problemi çözülüyor. Eğer hasta yastık şiştiği halde hala horlamaya devam ediyorsa da içerisindeki titreşim motoruyla hastaya uyarı vererek horlamayı sonlandırıyor. Hasta eğer hala sürekli horlamaya devam ediyorsa da bu cerrahi bir müdahale yapılması gerektiği anlamına geliyor. Teşhis içinde kullanılabilir ama horlama kesilirse de zaten basit bir çözüm yolu olmuş oluyor. Ses sensörümüz buradan sesi algılayarak Arduino'ya gönderiyor. Arduino'muz komut veriyor. Komut olarak motorumuzu çalıştırıyor. Motorumuz yastığın içine hava basmaya başlıyor. Yavaş ve sessiz bir şekilde havayı basıyor. Eğer ses kesilirse belli bir süre sonra hava valfimizi açarak içerideki havayı tahliye ediyor. Ama ses kesilmezse dediğim gibi titreşim motorunu harekete getirerek hastayı uyarıyor. Ya horlama çünkü hem kendi, yani hem horlayan insan için uyku sağlığı önemli bir şey. Horlayan insanın uyku sağlığı da bozuluyor. Etrafındaki insanlar için de bozuluyor. Hem biraz, yani birazcık da toplumsal bir mesele gibi. Onun için horlamayı yani çözersek hem uyku sağlığı aslında hayatımızda bizim daha büyük bir önem arz ediyor. Yani 8 saat uyuyoruz bitiyor gibi değil aslında. O 8 saati verimli bir şekilde geçirmemiz lazım. O hem günümüz daha iyi geçecek hem odaklanma süremiz artacak. O yüzden horlamayı bir toplumsal mesele olarak düşünüp bunu çözmeyi hedefledik. Evet değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.